10 dakikadan herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz dövme sanatçısı Barış Yeşilbaş ve kendisiyle dövmeye dair merak edilen birçok şeyi konuşacağız. Barış hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. İyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Siz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle senin hikayeni dinleyelim birazcık. Sen nasıl dövme yapmaya karar verdin? Böyle bir şey var mıydı eskiden beri? Aslında yoktu. Hatta hiç aklımdan geçen bir şey değildi benim. Ben liseden sonra üniversitede ekonomi bölümü okumuş biriyim aslında. Ama mezun olmadım son senemde. Bu değil cesaretini gösterip yapmak istediğim şeyin bu olmadığını anlayıp bunu aileme söyleyebildim. Nasıl başardım hala şey yapamıyorum, inanamıyorum. İstanbul'a geldim ama yine de istediğim bölüm bu değil deyip dış ticaret danışmanlığı yaptım. Ona işe başladım. Ondan sonra böyle 3 ay çalıştıktan sonra patron şirketi diyelim. Kovuldum. Neden bilmiyorum hala gerçekten. Arkadaşım vasıtasıyla girmiştim ve arkadaşım kovulunca ben de kovuldum onunla beraber. Böyle kurunun yanında yanan, aman yaş neydi öyle bir şey var ya, kurunun yanında yanan yaş diye böyle. Ondan sonra hep dövmelerimi yaptırdığım stüdyoya gittim. Hani gün geçsin diye. 1 Mayıs, hala hatırlıyorum 1 Mayıs'ta kovuldum. İşçi bayramında. Dövmelerimi yaptırdığım stüdyoya gittim. En azından evde oturmaktansa oraya gideyim. Çünkü dövme stüdyosunda bulunmakta mutlu oluyordum. Hoşuma gidiyordu dövme stüdyosunda bulunmak. Yardım da ediyordum çünkü çizim yeteneğim demeyeyim de ilgim vardı. Ve gelen müşterilere ya yol gösterip dövmelerine yardımcı oluyordum. Orada çalışmamı söylediler bana. En azından iş bulana kadar. Hani gel bizimle beraber ol. İş bulana kadar burada çalışırsın. Evde boş oturmaktan daha iyidir. Diyerekten ben de kabul ettim. Aslında bakınca şimdi ya çok zor bir karar. Kim düşünmeden dövme stüdyosunda işe başlamak. Herhalde benim çocuğum dese şu an ben okey derim de çoğu aile yani deli misin? Hayır, kesinlikle olmaz gibi tepkiler verirler ama ben kabul ettim. Ondan sonra birkaç ay çalıştıktan sonra büyümek istediklerini dövme stüdyosu ve dövmeci alacaklarını söylediler. Bunun yerine de siz bir arkadaşla beraber girmiştim. Siz olmak ister misiniz dövmeci dediler bize. Gene ben düşünmeden olur dedim. Niye düşünmeden bilmiyorum. Hani Yes Man diye bir film var. Oradaki adam gibiyim. Yani olur. Her şeye okey. Olur. Yaparım. Ederim. Böyle başladı aslında benim şeyim. Tamamen plansız, programsız. Hayatın bana sunduğu bir yola girerek. Peki sana dövmeci olur musun diye teklif ettiklerinde olur dediğinde hani aslında daha önce hiç böyle bir şey denememiştin ve bir çizim yeteneğin var mı? Yani böyle bir şey gerektiriyor mu dövme yapmak? Yani aslında benim inancıma göre herkes her şeyi yapabilir. Ama en azından yetenekli bir insan daha çabuk kavruyor dövme fikrini diyeyim. Dövme nasıl yapılır? Dövme makinesi nasıl çalışır? Dövme yaparken nelere dikkat etmeliyim? Gibi. Çizim yeteneğim vardı diyemem çünkü oturup hani insanlar der ya otur şuraya seni bir çizeyim. Bak işte seni karalım ama derslerde satır aralarını hep geometrik çizgilerle doldururdum. Babam mimar. Hep ona imrenmişimdir. Çünkü o telefonda konuşurken işte ne bileyim gazete okurken, televizyon izlerken bir eli hep çizimde olurdu. Hep çizim böyle geometrik şekiller çizerdi. Hep ilgimi çekmişti. Bana da oradan geçti herhalde. Böyle bir şey. Bu herhangi ne bileyim işte Güzel Sanatlar Fakültesinden çıkmış bir insan kadar bir yeteneğim yoktu diyebilirim. Eksikliğini çektin mi peki bunu? Yok çekmedim çünkü çok istekliydim ben. Hani ne bileyim yetenekli bir insana göre çok daha fazla istekliyim. Çünkü yetenekli olunca sanki birazcık rehavet oluyor insanda. Zaten ben çok iyi yapıyorum bu işi. Zaten şeyi biliyorum diyor. Tekniğini biliyorum diyor. İşte efendime söyleyeyim yıllardır çiziyorum diyor. Bense çok istekliydim, çok seviyordum. Ve bunun eksikliğini hiç hissettirmedi bu isteğim bana, arzum. Peki yaptığın ilk dövmeyi hatırlıyor musun sen? Hatırlıyorum. Nasıl kendim, olmuştu sonucu? Kendime yapmıştı. Kendine? Evet. Ama dövme yapmaya başlamadan çok önce yaptım bunu. Gözüküyor mu şu an kollarında? Ayak görebiliyor musun? Görmeniz çok zor da. 2007 ya da 2008 yılındaydı. Ben dövme 2012'de başladım. 2007 ya da 2008 yılında merak edip ben bunu yaparım ne var ki bunda deyip ayak bileğime bir tane Nintendo çizmiştim. Yani biraz yamuk bir yere çizmişim. Dövmede bir korkunçluk yok ama hani ertesi gün dizim tutmamıştı yamuk bir yere çizdiğim için. Böyle uyuşmuş. Fena değil ama yani korkunç bir şey çıkmadı ortaya. Peki böyle mesela senin yaparken en zorlandığın dövme neydi? Hani böyle yapmaktan kaçtığın ama başkasına kendine değil yani bitsin diye artık beklediğin.
Yapmaktan kaçtım. Yani ilk başta olmadı tabii. Dediğim gibi çok arzulu ve istekli başlayınca insan her şeyi yapmak istiyor hiçbir şekilde. Aman ona da burun kıvırayım, bunu da istemeyeyim değil. Ama bir yerden sonra mesela ben Taksim'de çalıştığım için çok fazla aynı dövme geliyordu normal olarak. Hani ne hepimiz, mesela hepimizin onlar? Bildiği işte kuş tüyüdür, sonsuzluk işaretidir, sevgili ismidir. Bir yerden sonra şey demiştim kendi kendime, ya umarım bugün bu dövmelerin herhangi biri gelmez. Çünkü hani bu işe girerken hep yeni bir şey yaratayım diye giriyorsun ama her gün aynı şeyi tekrar yapmaya başladığında bir ofis işine dönmeye başlıyor. Hani bugün de gidelim, işte bugün de ne yapacağız, işte araba satıcısı ne yapıyor, araba satıyor her gün, ben ne yapıyorum, sonsuzluk işareti dövmesi yapıyorum gibi bir hale geldiği için rutine binmiş dövmeleri yapmak birazcık darlamıştı beni. Evet haklısın. Bir de genel olarak da hakikaten öyle bir anlayış da var. Bir anda bir sembol moda oluyor. Her yerde aynısını görüyoruz ve Aynen insanlar öyle. Yani onun için bir anlam ifade etse de etmese de gidip direkt yaptırıyor yani. Tabii ya, kötü bir şey değil aslında bu, yapabilir. Hiç de eleştirmedim insanların yaptırdıkları dövmeleri. Ama benim için, yapan için dediğim gibi hep aynı şeyi yapmak. Ya en azından haftada 4-5 gün gerçekten aynı dövmeyi yaptığımız oluyordu maalesef. Bir de işin komik yanı, hani gelen insanların çoğu bunu çok orijinal bir fikir olarak bize lanse ettiği için şimdi biz de şey diyemiyoruz ya, dün de bunu yaptık biz ondan önceki günde, hani onun moralini bozmak istemiyorsun ama bir yandan da onunla aynı neşeyi paylaşamıyorsun. Doğru. O yüzden böyle bir şey oluyorduk, zorlanıyorduk dövmeleri yaparken. Peki mesela dövme deyince hep akla gelen siyah beyaz. Ama senin çalışmalarına baktığımızda gerçekten çok daha farklı renkler, sıçramalar, sulu boya tekniği gibi bunları görüyoruz, geometrik şekiller. Yani aslında renkli ve siyah beyaz arasında da bir fark var mı dövmede yaparken? Ya da sen kendi yaratıcılığın ve keyfin bu hoşuna gittiği için mi buna yöneldin? İkisi de aslında. Ben renk kullanmayı çok seven biriyim. Hani günlük hayatımda hiç belli etmesem de siyah beyaz giyinen biri olarak yine de renk yaptığım işlerde renk kullanmak hoşuma gidiyor. Özellikle renkler birbirine uyumlu olduğunda. O verdiği duygu diyeyim, nasıl anlatamam da bunu. Hani insan baktığında hoşuna gidiyor gerçekten. Hani renkle birbirine uyumlu olması, bir siyahla bütünlük haline gelmesi. Yani siyah dövme benim için çok sevdiğim bir şey kesinlikle. Ama hani bir yerden sonra da ayrılmak istedim çoğu insandan. Ne yapalım? Bir renkli dövme yapayım. Tamam, renkli dövmeyi de çok yapan kişi var. Ne yapayım? Birbiriyle çok güzel uyumlu renkler olsun. Peki bunu da yapan gene azaldı. Peki ne yapayım? O zaman ben bir sürü tekniği birlikte birleştirdim. Hani renkler, siyah boyalar, geometrik şekiller. Aynı zamanda geometrik şekillerin verdiği o düzgünlüğün yanında kaotik çizgiler diyeyim. Hepsini birlikte birleştirip bir nevi, yani ben Barış'a niye gideyim sorusuna insanlara yanıt vermeye çalıştım. Çünkü ben böyle bir dövme yapıyorum. Eğer böyle bir dövme istiyorsanız bana gelin. Evet, zaten baktığımız zaman sana diğerlerinden ayrıldığını da söyleyebiliriz tabii ki. Peki şöyle bir şey var. Bir dövme yaptıran asla bir taneyle kalamıyor. Yani ben de kendi etrafımdan herkes 2, 3, 4 derken bu devam ediyor. Yani bu sence gerçekten sebebi ne? Yani bir bağımlılık mı dövme yaptırmak? Aslında bağımlılık değil de ben hep şöyle yapıyorum. İlk dövme yaptıracağınız zaman insanlar çok korkar. Çok normaldir çünkü bilmiyor. İşte bungee jumping'e benzetirim ben. Hani çok korkuyoruz bungee jumping yapacağımız zaman. Ama herkes yapmak ister mesela. Cesaret eden olur, edemeyen olur ama şu vardır. Bungee jumping o şeyine geldiğin zaman, atlayacağın yere ve atladıktan sonra daha yere varmadan şunu düşünmeye başlarsın. Hemen bitsin, yukarı çıkıp bir daha yapayım ben bunu, atlayayım. O an verdiği neşe, ne bileyim adrenalin seni tekrar tekrar yapmaya teşvik eder. Ya ne bileyim uçaktan atlamak. Kimse bir kere atladıktan sonra aman yeter bir kere atladık, ben bir daha yapmayayım bunu demez. Dövmede de bu adrenalin değil ama belki hani yapıyorsun ve pişman olmadığın bir dövme haline geliyor ve diyorsun ki ya ne güzel oldu, ben bir tane daha yaptırayım. Kendini onunla sevmeye başlıyorsun. Dövmeyle sevmeye başlıyorsun ve devamını istiyorsun. Çünkü daha kolay karar vermeye başlıyorsun. Hani acımadı diyorsun. Ben dövmemi çok sevdim. Yapan insan çok güzel yaptı vesaire vesaire. Bir sürü soru yanıt buluyor kafanda ve daha kolay karar veriyorsun. Bağımlılık değil aslında yani. Bir kere tadına varan devamını getiriyor, evet, diyorsun kesinlikle. Yani. Anlıyorum. Barış, çok teşekkür ederiz geldiğin için.
10 dakikada bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yepyeni konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.